Saim Gazanfer Özcan. 27 Ocak 1931 tarihinde dünyaya gelen Gazanfer Özcan, Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır. İlkokulu Cihangir Firuza İlkokulu'nda, ortaokulu Beyoğlu Ortaokulu'nda, liseyi ise Vefa Lisesi'nde tamamladı. Lisedeyken oynadığı Hisse-i Şaiye adlı oyundaki Bican Efendi rolüyle tiyatroyla tanıştı. Şehir tiyatrolarının çocuk bölümüne katıldı. 1955 yılında komedi tiyatrosunda oynanan Mahallenin Romanı oyunu tiyatro yaşamının dönüm noktası oldu. Bu oyunda rahatsızlanan Reşit Gürzap'ın yerine sahneye çıkıp başarılı olunca kadroya girdi. 1962 yılına kadar hem çocuk tiyatrosunda hem yetişkin oyunlarında görev aldı. 1962 yılında Gönül Ülkü ile evlendi ve Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nu kurdu. 1950'li 1960'lı yıllarda çok sayıda sinema filminde de rol alan Gazanfer Özcan, uzun bir süre sinemaya ara verdikten sonra 2000 yılında çevrilen Komiser Shakespeare filmiyle sinemaya yeniden döndü. Pek çok dizide de rol aldı. Kuruntu Ailesi adlı dizideki Hüsnü Kuruntu rolü ile tanındı, pek çok yapımda ailenin babası rolünü üstlendi. Avrupa Yakası adlı dizideki Tahsin Bey rolüyle de baba rolünü sürdürdü. Gazanfer Özcan, 1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanına sahipti. Kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle 1,5 ay tedavi gördüğü bir özel hastanede 17 Şubat 2009 günü hayatını kaybetti. Haldun Taner sahnesinde geniş katılımlı bir tören düzenlendi ve Karacaahmet mezarlığına defnedildi. Hepinize İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Gazanfer Özcan'ın kızı olarak bu geceyi babama adamışsınız. Onu anıyorsunuz hep beraber. Hepinize İstanbul'dan teşekkür ediyorum. Çok istedim aranızda olmak ama siz de takdir edersiniz ki 17 Şubat onun ölüm yıl dönümü. Biliyorum bizler için 16'sını aldınız. Gene de aranızda olamayacağım. Ama inanın ben de oğlum da kalben ruhen yanınızdayım. Bu gece Hisseli Harikalar Kumpanyası oynanacakmış orada. Bütün arkadaşlara sevgilerimizi yolluyoruz, şans diliyoruz ve sevgili Ersin abimize kolay gelsin diyoruz. Onu çok seviyoruz. Ben ilk başta sonradan hani duygusala bağlamayayım diye Hisseli Harikalar'la başlamak istiyorum. Ben onu izlediğimde vallahi pek içinde hangi rolü oynasam diye özenecek yaşta değildim. Ersin abi bilir. Onun içinde de çok çok kıymettim. Şu anda bizlerden çok uzakta bizi izlediğine inandım. Biricik Adile teyzem vardı. Ben onu tanıdığımda, buluştuğumuzda babamın tiyatrosunda çalışıyordu. Beraberlerdi. Önce ortaklarmış. Sonra ayrılmışlar, birlikte çalışmışlar. 6 yaşındaydı. Çok emeği vardır. Adile Naşit'i buradan sevgiyle anmanızı, onu ayaklarda alkışlamanızı rica ediyorum. Ayrıca orada şu anda bizle olmayan, geçmişte oynayan tüm oyunculara, sağ olan, olmayan, hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Şimdi oynayacak, şu anda oynayacak. Oradaki oyuncu arkadaşlara da kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Gazanfer Özcan'ın kızı olmak. Dünyanın en güzel şeyi, gurur. Hep bunu soruyorlar, gurur. Tabii gurur duyuyorum. Bu büyük bir şans. O olmasaydı ben sahneye çıkamazdım. Ben tiyatro okumadım. Ben o kadar yetenekli değilim. Ama ben çok küçük yaşta ayrıldım babamdan. Annemle babam ayrıldığı için ayrıldım. Sonra uzun süre yabancı okulda yatılı okudum. Pek göremedi. Çok ünlüydü o zamanlar. Vakti yoktu. Matineler, suareler, turneler. Ben babamı kaç yıl gördüysem onu ikiye böldüm. Yani doyamadım. Sonra ne yapsın? Vakti olmayacak, kaçacağım. İki dil biliyorum. Başka mesleğe kayıyorum. Şu hastalandı, bu hastalandı diye beni yanına aldı. Yani benim diğer oyuncu arkadaşlardan, genç kardeşlerimden, yaşıtlarımdan şansım
Adamcağız kızına doyamadığı için yanına aldı. Yetiştirmeye çalıştı. Fazla torpil yapmadı. Hani aranızda yeteneksiz bulan varsa, inanın ki üstüme hiç çalışmadı. Buldu o kadar işte. Onun amacı zannediyorum ki sonra çok 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 düşündüm. Biraz da evladına ayrılmamaktı galiba. Çok ayrı kaldı. Sonra da hiç ayrılmadı. Kuruntu ailesindeki rol tabii ki onun kızı olduğum için büyük talih biliyorum. Ama ben de o kadar becerememezlik etmedim gibi geliyor. Dizdeki rolümü söylüyorum. Tiyatroda hep vodvil oynandı. Çünkü babamın tarzı buydu. Bir yandan da biraz kapana sıkıştırdı. O zamanki eşim de tiyatrocuydu. Bir aile tiyatrosu oldu. Buradan Allah'a şükürler olsun ki yani tiyatro adına büyük bir şeyler yaptım, ödüller aldım değil. En büyük ödül babamdı. Babamı çok gördüm. Yetti mi? Hayır. Hayır. Yetmedi. Allah kimseyi babasız bırakmasın. Adı büyük usta da olsa, Gazanfer Özcan da olsa, büyük bir tiyatrocu da olsa, baba baba. Babanıza, annenize çok sarılın. Hepinize babama bu geceyi hazırladığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Ersin abi. Teşekkür ederim Edremit halkı. Gönlümüz sizde. Çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdiğiniz için. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Herkese öncelikle İstanbul'dan saygılarımı iletiyorum. Gelemediğimiz için kusurumuza bakmazsınız umarım. Dedemiz bizim bir tanemizdi. Bizi mutlu eden bir şey daha var. Anlıyoruz ki sizlerin de bir tanesi. Böyle güzel geceler, böyle güzel organizasyonlar bizi çok mutlu ediyor. Eminim yukarıda dedemi de çok mutlu ediyordur. Çünkü hatırlanmak değil, unutulmamak istiyorum demişti. Okan Bayülgen'le yaptığı bir söyleşide. O benim aklıma çok kazındı. Yani maddi olarak ve manevi olarak belki elimizden şu anda bununla alakalı çok büyük şeyler gelmiyor olabilir. Ama sizlerin varlığı, sizlerin bu tip organizasyonlara gösterdiğiniz özveri bizi bu konuda çok rahatlatıyor. Öncelikle onu bilmenizi çok isterim. Dedemin sanat hayatını sizlerden daha sonra fark edebildim. Çünkü hep beni bir prens gibi, hep böyle şımartarak, kollayarak büyüttü. Vefatından sonra üniversitedeki yıllarımda çok daha iyi anlamaya başladım. Bu avantaj mıdır, dezavantaj mıdır bilemiyorum. Ama bildiğim şu var, müthiş bir dede torun ilişkisi yaşattı bana. Açıkçası sahnede ne yaptığı benim için ikinci planda. Önemli olan benim dedemle 21 yaşına kadar olan ilişkimdi. Ve şu anda duyduğunu biliyorum. Bunun için ona sonsuz teşekkür ediyorum. Maddi manevi hiçbir zaman bizim aileyi zaten yalnız bırakmadı. Onu söylemeye bile gerek yok. Kendisinin varlığı benim için çok 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 önemliydi. Gitti ama öğrettikleri beni ayakta tutmaya yetiyor. Onun öğrettikleri beni ayakta tutmaya yetiyor. Oyunculuk tarafına gelince ondan ben de bir şeyler kapabilmişimdir umarım. Umarım disiplinini, beyefendiliğini, hazmetme özelliğini umarım bunları kapmışımdır. Yetenek falan bence adamlıktan sonra geliyor. Dedem adam gibi bir adamdı. Yapılanlar da bunu gösteriyor. Bu beni ve ailemi çok mutlu ediyor. Böyle bir organizasyonla bizi onurlandırdınız. Buralara kadar kameralar yolladınız. Bizim fikirlerimizi dinlediniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum bunun için. Ve yürekten saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun.